Bu ilk şeydeki değil mi? İlk... Zor isimlerdi. A neydi? 24 TL olabilir. Bu da bana laf mı sokuyor? Bunda kötü bir şey görmedim. Ha? Tamam, okey. Oo, ben de yerim bence. Koyarım. Ben Türkçem biraz bozuldu. Tabii anında bir sebebi var. Bu da benim için. Sivas'ım da Sivas'ım. İrem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size sorularımızla başlayacağız ilk önce. Küçük bir quizimiz var. Feyyaz Yiğit'in filmdeki ismi nedir? A. Yol. B. Müsait. C. Geçiş. D. Serbest. D. Serbest. Filmin suikastinde mermer ailesi kaç kişiyi vurmuştur? 6, 4, 5, 6. A. 11 artı Kahya. B. 14 artı aşçı. C. 8 artı hizmetçi. D. 4 çarpı 4. Bu ilk şeydeki değil mi? İlk tek tek de sayıyorlar oradan. 11 artı Kahya. Abicim sana özellikle sordum. 6 kişi net mi dedim, sen de bana net net dedin. Doğru mudur? Doğrudur. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama zaten de şey biliyorum, tamam. Mermer ailesinin suikaste kullandığı takma isimler nelerdir? A. Neşe, Kaya, Oya. B. Tınaz, Cangar, Maya. C. İzel, Tunç, Ercan. D. Hüseyin Amin Aker. B. Maya Tıknaz. Zor isimlerdi ama biliyorum. 45 yaşında kadına Maya demişsin ama oğlum. Adam inanır mı buna? Filmin ilk sahnesinde Özdemir Erdoğan'ın söylediği şarkının adı nedir? A. Vuslat. B. Halvet. C. Haslet. D. Gurbet. D. Gurbet. Serbest'in Serhan karakterine söylediği cümlede boşluğu doldurunuz. Senin hayatındaki kadın da benimki... Yarasa mıydı? A. Pırasa, B. Loğusa, C. Yarasa, D. Hülasa. C. Yarasa. Yani gerçekten birkaç kere izlediğim için filmi tabii ki hatırlıyorum. Serbest sorgu sahnesinde cebinde ne kadar para olduğunu söylemiştir. A. 24 TL, B. 50 cent, C. 25 kuruş, D. 2 afyon dinarı. A neydi? 24 TL olabilir. O zamanlar 24 TL. Zafer'in otelde gördüğü portrede ne vardır? A. Göz göze bakışan aslanlar. B. Sırt sırta veren kartallar. C. Göğüs göğüse çarpışan iguanalar. D. Diz dize oturan kumrular. B. Kartallar, şahinler. Şimdi Begüm'ün favori filmine geldik. Begüm'ün favori filmi nedir? Gözleri tamamen kapalı. B. Bilinci tamamen açık. C. Hayat değerleri stabil. D. Hastayı sevk edebiliriz. Eyes Wide Shut. Gözleri tamamen kapalı. Öyleydi, tamam. Evet. Begüm'ün babasının filmde kullandığı atasözü nedir? A. Ayranın yok içmeye, atla gidersin çeşmeye. B. Acele bir ağaçtır, meyvesi de pişmanlıktır. C. Gerçeklik doğalcı olmayan etin önsel tamamlayıcısıdır. D. Başkası cehennemdir. B. Acele şeyin ağacın meyvesi cehennem. Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır. İrem Hanımcığım. Hı. Elinizdeki kartlarda mean tweetlerimiz var. Bazıları olumlu, bazıları olumsuz. Hı hı. Mean ama hepsi. Mean. Tamam, olur. Okumak ister misiniz onları? Tabii ki, okuyayım. Az önce Cihangir'de İrem Sak'ı gördüm. Aa yok, sakladığı fındıkları arayan bir sincapmış. Beni sincaba mı benzetmiş oluyor? Ve Cihangir'de görebilirsin. Sakladığı fındıkları arayan bir sincap. Bu da bana laf mı sokuyor? Öyle bir şey mi ha? Bunda kötü bir şey görmedim. Ya sincabım diyor, güzel. Ha güzel diyordun, ben sincaba benzetim. Ben de çok severim sincapları. Teşekkür ediyorum. Kim şimdiye kadar kendimi benzetmedim ama teşekkür ederim. Ya yani yoksa olunca, ikinci direkt... filmdeki bir repliğini... Ha? Serhan'a söylediğin bir replik var ya. Ha ama yani. Aho. Ben şimdi henüz izlemediğim için ikinci filmi. Tamam okey. Ooo o zaman sincapsa tamam. Ama ben tamam. Ofiste birlikte çalıştığım çocuk İrem Sak hayranı olduğu için patrona kovdurdum. Pişman değilim. Yani birisi İrem Sak hayranı olduğu için işinden olunu... Ben değerim bence işinden olunu. Yani işsiz kalmaya değecek bir insan olduğumu düşünüyorum. Ama yani patrona böyle birini kovduracaksa yani onu da eli kolu zaten çok da şey değilmiş yani. Beni bulsan. Ben her türlü onu işe şey yaparım yani. İşe bulurum, koyarım. Ben Türkçem biraz bozuldu. Tabii anında bir sebebi var ama... İrem Sak'ın oyunculuğunu beğenmiyorum ama şarkıcılığına bayılıyorum. İşin kötüsü kendisinin bir oyuncu olması. Bir kere ben çok iyi bir oyuncuyum. Yani benim oyunculuğumu beğenmemek yani çok enteresan bir şey. Oyunculuktan anlamadığınız için sizin adınıza çok üzüldüm. Artı şarkıcı değilim. Sesim çok güzel. Çok güzel şarkı söylüyorum. Ondan ne? Bu da benim için. Bunları yazanlar beni bulabilir. İrem Sak Sivas'tan ayçiçeği tarlası atınca ne güzel. Biz Çorum'dan ayçiçeği tarlası atınca wow.
ne av şeklinde. Sivas'tan Ayçiçeği tarlası değil de birçok story atmışımdır. Bence az bile atıyorum. Sivas'ı bu aralar çok ihmal ettim. Sivas ve hani diğer iller gerçekten. Başka hiçbir ilden attığınız şey Sivas'tan atılan şeyle yarışamaz. Lütfen hepimiz toplanın ve İrem Sak'a başka bir dizide daha oynamaması için para verelim. Yoksa karım beni boşayacak. Ha oradan da şey yapıyor. Ha okey okey. Yani toplanan para benim alacağım paraya şey yaparsa zaten benim de setlerde şey yapmama gerek yok yani. Boşuna yorulmama. Bu konuşulabilecek bir şey. Bu olur. Karım beni boşayacak. Onun boşayacağı varsa boşar. Ben hiç alakası olacağını zannetmiyorum. 10 takipçisi olan bir hesaptan gelen 2020 tarihli bir tweet. İrem Sak'la olan birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Sadece arkadaşız. Var böyle insanlar. Ben en son işte mahkemede şey oluruz. Kötü sonlanan şeyler bunlar ama var böyle bu arkadaş da beni bulabilir. Bunun da tedavisini üstleniyorum. Hiç sorun olmaz. Sivas Kongresi'nden sonra Sivas'la ilgili en güzel şey İrem Sak. Ha bu güzel şey oldu. Kart değişince Sivas Kongre binası da çok güzeldir. Her şey çok güzel. Ay Sivas'ta Sivas. Sivas'ım da Sivas'ım. Sivas'la ilgili en güzel şey İrem Sak. Yok. Sivas'la ilgili en güzel şey İrem Sak mı? Kongreden sonra. Bence Kangal köpeği, sonra ben geliyorum. Hani o kadar da kendimi. Hani Kangal köpeğinden sonra ben gelebilirim. Yalan Dünya Tülay'ı İrem Sak oynamadı, Tülay kendini oynadı. Evet, Yalan Dünya şey, yani biteli bir 10 sene oldu ama etkisi bitmiyor. Gerçekten buradan Tülay'ın bütün sahnelerine ve Tülay hayranlarına selam olsun. Ben de kendisini seviyorum. Hayatım Ölümlü Dünya filmindeki asansör sahnesindeki İrem Sak gibi geçti. Ya ben olsa ben orada gülüyorum. Ben orada gülüyorum. Artık bunu yani artık rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani suratımdan akıyor güldüğüm. Çünkü orası birazcık doğaçlamalı bir sahneydi. O arkadaşlarıma da gülme hakkım olduğunu düşünüyorum. Yani gelin yüreğiniz varsa Feyyaz Yiğit'le aynı sette gülmeden böyle durun. Ben neyse bütçesi her türlü şey yaparım yani. Feyyaz'ın ya da Doğu'nun yanında olup böyle o doğaçlamalar yapılırken böyle duramadım, güldüm. Pişman değilim. Bir daha çekilse bir daha gülerim. Acaba İrem Sak da beni rüyasında görüyor mudur? Ünlüysen görüyorumdur. Çünkü ben rüyalarımda sürekli ünlüleri görüyorum. Bu Rihanna'sıdır, osudur. Hepsiyle kankayız. Beyoncé, Rihanna. Hep ben ünlü görüyorum. Eğer bu tweet'i Rihanna mı atmış? Rihanna'ysa görüyorum kardeşim. Rüyalarımdasın. Dünya Sivaslılar Günü. Gerçekten sektörde çok fazla Sivaslı var. Buradan hepsine tek tek selamımı söylemek istiyorum. Çılgın Sedat olsun. Hop! Çetin Tekindoğru olsun. Hadise. Tülinşen. Buradan bütün Sivaslılara selam olsun. Tip olarak İrem Sak'a benzeyen bir yavuklu arıyorum. Zeka olarak da İrem Sak'a benzeyen çok zor. Hal ve tavrı İrem Sak'a benzeyebilir. Ben sanırım İrem Sak'la evlenmek değil, İrem Sak olmak istiyorum. Hoş bir şey ama zor tarafları da var. Ben sana söyleyeyim yani. İrem Sak... Var ya bana benzeyen insanlar ben görüyorum bu arada ama huyu suyu benzemeyebilir. Şahsına münhasır bir insanım yani. O biraz zor. Başka yok. Bravo. Ay çok teşekkürler. bunlar bir şey değil ya. Ben neler görüyorum internette, ne yorumlar. Bunlar çok minnoş şeyler. Birkaç yorumdan bahsetsene bize neler var. Neler var. Onları başka zaman konuşuruz.